kesinleştikten sonra biz sayın vekillerimizle birlikte, avukatlarımızla birlikte bu konuda üçüncü derecede site çevrilmesi için, için dava açıyoruz. İş adamı Latif Topbaş'ın sahibi olduğu, kaçak ve ruhsatsız olduğu için hakkında iki kez yıkım karar verilen ancak bir türlü yıkılamayan Urla'nın Zeytineli köyündeki denize 0-16 villa için mahkeme yolu göründü. Mı? Ben her zaman. İş adamı Latif Topbaş ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan arasında geçtiği iddia edilen telefon görüşmelerinden sonra arazinin sit durumu birden 3'e düşürülmüş, villalardan bazılarının Erdoğan ailesine ait olduğu iddia edilmişti. Son günlerde kamuoyunun gündemini meşgul eden Urla'daki meşhur villalar hemen arkamda bulunuyor. Aslında buraya villalar demek biraz küçük bir tabir olur. Çünkü içerisinde haralar var, at harası var, bağlar var, bir cami bile var ve 20'ye yakında bina var. Buraya küçük bir köy demek aslında daha doğru olur. Tescil değişikliğinin Çevre Bakanlığı tarafından onaylanması üzerine harekete geçildi. Yürütmenin durdurulması istemli dava açıldı. Bu birinci derece doğal sitten üçüncü derece doğal site çevirme kararı sadece bu villaların bulunduğu yerdeki 20 hektarlık bir alan için bu karar alındı. Halbuki 370 tane bu sit alanına giren bina mevcut İzmir'de. Sadece bu 16 villa için bu karar alındığı için 20 hektarlık bir alan alındığı için bu kişiye özel bir uygulamadır kişiye yapılan özel bir uygulamadır. Bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Davaya bölgede tarım yapan çiftçiler de müdahil oldu. Aynı suçu işleyenlerin ağır cezada yargılandıklarına vurgu yapıldı. Bir kere önce yapılaşma yapılıp sonra ona onu, ona uygun rapor ve e, sit derecesi değerlendirilmesi yapılmaz. Buradaki her şey bir hukuk garabeti. Orada hem doğa katliamı var hem de hukuk katliamı var. Biz 31 avukat olarak bu görevi üstleniyoruz. Kendileriyle birlikte iyi bir çalışma yapıp bu ayıbı ortadan kaldıracağımızı bekliyoruz. Teşekkür ederim. Bu arada yıkım kararının uygulanması istenen birçok kişinin de bu nedenden dolayı görevinden alındığı öne sürüldü. Ertuğrul Günay da bu süreçte bakanlıktan alındı, görevden alındı. Bu kaçak villalar bir bakan yiyor, bir vali e, gidiyor. Buradan Diyarbakır'a, Diyarbakır'daki buraya geliyor. Bir vali yiyor ve iki tane de çevre müdürü yiyor. İki tane de çevre müdürü değişiyor. Burada e, bu alanda e, işte birinci derece doğal sitten üçüncü derece doğal site çevrilirken bizzat Başbakanın o alanda mevcut yapılaşma olan, daha önceden yapılaşma olmuş alanda ilave 800, 800 bin liralık ilave başbakana arazi onun için arazi satın alınıyor villaların akıbetinin ne olacağı mahkemenin vereceği karardan sonra netlik kazanacak